Muhabitten herkese merhabalar. Hafta ortası gündeme hoş geldiniz. 2021 yılının 48. haftasının ilk yarısında kripto para dünyasında neler yaşanmış hep birlikte bir bakalım. Öncelikle MicroStrategy'den bahsedeceğiz. MicroStrategy 414 milyon dolar değerinde yeni bir Bitcoin alımı yaptığını açıkladı geçtiğimiz pazartesi günü. Tabii Bitcoin alımı yapan sadece MicroStrategy değildi. El Salvador da 100 Bitcoin'in daha satın aldığını açıkladı. Daha doğrusu devlet başkanı Nayib Bukele açıkladı. El Salvador Bitcoin alımları yapmaya devam ederken eleştirilerin de odağında yer almaya devam ediyor tabii ki de. Geçtiğimiz hafta IMF tarafından eleştirilmişti. Bu hafta da İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey tarafından eleştirildi. Ve Bitcoin'in El Salvador'da yasal para birimi olmasını ve ödemelerde kullanılmasını doğru bulmadığını söyledi Andrew Bailey. Daha geniş bir ölçekte bakacak olursak, Birleşik Krallık kripto para borsalarını vergilendirmek istediğini açıkladı ve Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren kripto para borsaları artık %2'lik bir dijital hizmet vergisi ödemek durumunda kalacak. Almanya'ya geldiğimizde ise Almanya'nın yeni hükümetinin koalisyon anlaşması ile birlikte kripto paralara ve blockchain teknolojisiyle ilgilendikleri belirtiliyor. Rusya'ya geldiğimizde ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kripto paralar hakkında bir açıklama yaptı. Putin, kripto paraların gerçek bir değer tarafından desteklenmediğini ve fiyat değişimlerinin çok hızlı gerçekleştiğini ifade etti. Bu yüzden de kripto paraların varlık olarak risklerinin çok yüksek olduğunu ekledi. Çin'e gelecek olursak, Çin bir süredir kripto para ve kripto para madenciliği üzerindeki baskılarıyla konuşuluyordu. Şimdi ise Metaverse ve NFT'leri de radarına aldığı açıklandı. Yakın zamanda Metaverse ve NFT alanı da baskılanmaya başlanacak Çin hükümeti tarafından. NFT demişken Amerika'nın sinema salonları zinciri AMC ve Sony Pictures Spider-Man NFT'si çıkartacaklarını açıkladılar. Spider-Man No Way Home filminin gişe gösterimi için bilet alan kişilere 86 bin adet NFT dağıtılacak. Maalesef ki kötü bir haberimiz de var. Google geçtiğimiz günlerde bulut hesaplarının etkilendiği bir saldırıya uğramıştı. Yayımlanan rapora göre bulut hesapları kötü niyetli kişiler tarafından kripto para madenciliğinde kullanıldı. Son olarak da Türkiye'den bir haberimiz var. BDDK'dan bankalara kripto para işlemleriyle ilgili bir uyarı geldi. Bu uyarıda da bireysel ve kurumsal krediler ile elde edilen fonların kripto paralara veyahut sermaye piyasasının dışına çıkarılmasına engel olunması konusunda bankalara bir bildirim geldi. Hafta ortası gündemden bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.